Merhabalar Kerim Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Kocaeli Kandıra'dayız ve Kandıra'da emlak sektöründe öncü bir firma Nur Emlak'ın konuğuyuz. Yanımızda da firmamızın sahibi bulunuyor Kerim Bey. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve bölgeyle alakalı en önemlisi neler aktaracak? Şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle sizleri tanımakla başlayalım. Kerim Bey, sektörde kaç yıldır varsınız? Nasıl girdiniz sektöre? Sizlerden dinleyelim. Sektörde şöyle 12 yıldır beraber bu sektördeyim. Daha önce sektöre bir arkadaşımın vasıtasıyla girdim. Merak üzerine oldu. Zamanla bu zaten iş olarak ana işimize dönüştü. Sektör çok hareketli bir bölgeydi. Fiyatlar artışlarıyla beraber biraz düşüş yaşadık. Koronadan dolayı yine taleplerimiz çok fazla arttı. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Ay, öyle diyeyim size. Biraz da sakin ve yeşil, alanın bol olduğu yerleri istiyorlar sanırım. O yüzden. Evet. Hem bizim burada işte sahilleriyle beraber, koylarıyla beraber denizimizin, kumsallarımızın iyi olması, artı orman coğrafyamızın çok iyi olması, evet. İşte çamlıklar, meşelikler, koruluklar, bunun daha alternatif olarak da doğamızda aşırı yeşil, 12 ay bir yeşil doğa olması. Bunlar tabii buraların İstanbul'a yakın olması. Evet, hepsi tabii bir etken. Bir ortada oluşumuz, Kandıra bölgesi, işte Ankara, Adapazarı, İstanbul, Kocaeli, Gebze, bu bölgelere yakın olmasından dolayı da talep tabii ki fazla. Evet, peki hangi bölgelere bakıyoruz Kerim Bey? Şu an yerimiz, merkezimiz Kandıra'da zannediyorum. Evet. Nerelere kadar gidiyorsunuz? Kefken ya da diğer bölgeler? Bizim şimdi zaten Kandıra ana şubemiz. Kefken'de de bir şubemiz bulunmakta. İki şubemiz daha var. Daha önce evet tek şube olarak çalışıyorduk. Talep fazla olunca iki şube olarak ayrıldık. Kandıra bölgesi ve Kefken bölgesi olarak. Kefken bölgesindeki ofisten sahillere hitap ediyoruz. Hı hı. Deniz sahillerinde arsa, villa, tarla, işte o bölgeye hitap ediyoruz. Kandıra bölgesinden de daha çok yatırımlık, tarla, imarlar kısıtlı olduğu için genelde tarla babında yatırımlık araziler üzerinde çalışıyoruz. Evet. Peki yatırım yapmak isteyenlere neler önermek istiyorsunuz buradan programı kapatmadan? Tabii birçok yerden izleyen izleyicilerimiz olacaktır bizlere. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımıza şunu öğreniyorum. Ben çok bölgeyi gezdim. Eskişehir, Bilecik, Yenişehir, Bursa, başka bölgelere de gittik. Araştırmalarımızı yaptık. Hani buradaki hareketlilik orada da var mı diye. Evet. Bura kadar hızlı bir sirkülasyon prim yapan yer göremedik. Aldık, sattık ama süreç uzun oldu. Burada mesela bir malı aldığın zaman en azından üstüne bir kar koyup işte 6 ay içerisinde geri dönüşebiliyor. En fazla geri dönüşebiliyor. Hı hı. Yani bu bir ay sonra da satılabiliyor. En fazla 6 ay içinde de satılabiliyor. Ama o tarafta bu süreç bir seneyi buluyor. Bir sene, bir buçuk sene. O yüzden Kandıra bölgesi çok farklı bir bölge. Hatta şu an bizim mesela Karadeniz sahil yolumuz yapılmakta. Viyadükleri falan AV'ye evet. Kadar yapıldı. İşte Kuzey Marmara Otoyolu. Etkenlerimiz çok fazla. Bu konuda organize gıda sanayimiz şu an çalışmalar devam ediyor. Sakarya Kaynarca'da 983 dönüm mobilyacılar sanayimiz kuruldu. Fabrikaların bir kısmı geldi, kuruldu. Orada bir de ayrıyetten 3150 dönüm makineciler sanayimiz kuruluyor. Hı hı. Kaynarca'ya. Bu da bize 14 kilometre. Bunlar bizim için hepsi bir alternatif. Kesinlikle. Bir artı olarak yansıyor. Bir de bizim en güzelliğimiz plajlarımız mavi bayraklı olması. Şöyle bir şey, koyların güzel olması, yani koy olması. Şimdi baktığınızda mesela Karadeniz'i komple gezmişimdir, yani baştan sona gezmişimdir. Karadeniz bölgesinde bizim işte Kefken'in adası olarak dalgayı kesiyor koy olarak. İşte Cebeci olarak bunun yanında Kumcağız, işte Kerpe koyları genelde dalga almıyor. Bizim bölgemizde şu olay var, bizim bölgemizde bir aylık bir tatilde 27 gün en azından denize girebiliyorsunuz. Dalga almıyor ama başka bölgede
fırtına olduğu zaman bir ayda 3 gün denize girebiliyorsunuz. Bizim evet. alternatifimiz çok fazla. Evet, bölgeyi kısaca tanıttık değerli izleyicilerimiz sizlere. Burada aldığınız her şey kısa zamanda değerlenir. Zaten satılan her yerinde arkasında duran bir firma Nur Emlak. Aşağıda evet. telefon numaralarımız geçecek. Oradan da yine Kerim Bey ile detaylı bilgiler için tekrar irtibata geçebilirsiniz. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatıyorum Kerim Eklemek Bey. Eklemek istediğim küçük bir konu var. Lütfen. Buradan yer alacak, yani tarla, arsa, işte konut alacak arkadaşlarımıza şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Yatırımlarını yapmadan önce kesinlikle imar durumlarını ağızdan değil de belediyeden, işte imar müdürlüklerimizden resmi olarak bizzat öğrenip ondan sonra satışa gitmelerini tavsiye ediyorum. Evet, yanılmamak adına bu önemli bilgiyi de geçiyoruz dipnot olarak. Teşekkür ediyoruz Kerim Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Hem bölgeyi tanıttık, hem sektörünüzü, hem Nur Emlak'ı tanıttık. Teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim.